Kamera arkasından herkese merhaba. Bu hafta yine sinema ve dizi haberleriyle karşınızdayız. Gündemimiz oldukça yoğun. Birbirinden özel konuklarımız var. Gelin önce bu hafta neler izleyeceğiz kısaca bir göz atalım. Ardından programımıza başlayalım. Kamera arkası bu hafta hem dolu hem de çok eğlenceli. Son yazın genç oyuncusu Hafsa Nur Sancak Tutan'la yakından tanıyalım. Kefaret dizisinin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay'ın sinemadaki favorileri, Sen Çal Kapımı dizisinin stilisti Nesrin Ayaz'la moda üzerine söyleşi, dizi ve film önerileri, sinema dünyasındaki en son haberler. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra kamera arkasında. Sen Çal Kapımı dizisinde hikayenin işleyişi kadar oyuncuların kıyafetleri de en çok merak edilen konulardan biri. Hande Erçel'in üzerindeki nasıl kombinlenmiş? Kerem Bürsin takımını hangi aksesuar ile renklendirmiş merak ediyoruz haliyle. Bu hafta Sen Çal Kapımı dizisinin stilisti Nesrin Ayaz'la buluştuk. Hem dizideki kıyafet seçimlerini anlatmasını hem de 2021'in stil tüyolarını vermesini istedik. Kızlar net ayrı ayrı güzel. Fashion. Peki hazır mısın mankenlik yapmaya? Aşkın fırtınalı bir şekilde yaşandığı Sen Çal Kapımı dizisinde herkes genç, herkes güzel, herkes şık. Adeta bir moda şov. Daha güzel olamazsın. Elbise yakışmış. Bence daha güzel olamazsın. Elbise ne kadar güzelmiş. Kıyafetin ne şıkmış. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Elbise de çok yakışmış. Sen de çok şıksın, her zamanki gibisin. Gerçekten çok güzelsin. Dizi hem hikayesiyle hem de karakterlerin giydiği kıyafetlerle de ilgi görüyor. Tarz kişiye ve karaktere özgü olmalı. Her bir karakterin ayrı bir stili var o yüzden. Dizinin stilisti Nesrin Ayaz'a bölüm öncesi oyuncularla nasıl bir styling çalışması yapıyorsunuz diye sorduk. Her karakterde yeni bir hikayesi var. Biz de bu hikayeyi daha oyuncularla tanışmadan önce karakterlerle tanışıyoruz. Ve onlarla ilgili bir stil çalışması yapıyoruz. Onların statüleri, meslekleri, kişilikleri bizim için karakteri oluşturmaktaki temel şeydir. Daha sonra oyuncuyla tanışarak onun da proporsiyonuna uygun olan kombinlerle yarattığımız karakterin kombinlerini birleştiriyoruz. Ve ortaya karakterimiz çıkıyor. Mesela Fifi genelde siyah giyiyor. Rockçı bir havası var. Gizemli ve kapalı, özgüveni yüksek bir karakter. Kendi kurduğu bir otoritesi var. Ve biz de bunu Fifi'de Fifi eşittir siyah olarak yarattık karaktere. Tamam. Kendine güvenmiyorsan bana güven. Seni öne çıkaracak şey rahatlığın, samimiyetin ve insanlarla iyi anlaşman. Tamam. Otur. Oturuyorum. Peki ya Ceren karakteri? Ceren hukukçu, bir ailenin zoruyla avukatlık okumuş bir karakter. Onun içinde aslında çok iyi bir tasarımcı olmak vardı. Ve biz de bunu kullanarak o içindeki rengarenk kişiliği kostümlerine yansıttık. Avukat Ceren, ayakkabılar da yıkılıyor. Kendi tasarımı. Ciddi misin? Hem avukat hem tasarımcı. Uhu! Avukatların daha çizgisi kesin ve nettir ama Ceren de öyle değil. Daha renkleri kullanabiliyoruz onda. İçindeki o rengarenk kişiliği ortaya çıkartıyoruz aslında. Biraz da erkeklere geçelim. Serkan Bolat bir şirket sahibi. Dikkat çeken çizgilerde takımlar görüyoruz üstünde. Karaktere nasıl bir hava veriyor? Sen de çok şıksın, her zamanki gibisin. Serkan Polat karakterini yaratırken daha çok yelekli kombinleri tercih ettik. Serkan Polat bizim için her zaman şık ve ciddi. Yani Serkan Polat'ı eşofmanla hiç göremeyeceğiz bu durumda. Yani ilerleyen bölümlerde ne çıkar karşımıza, Serkan Polat'ta bir değişiklik olur mu? Onları da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Engin biraz daha casual şık gibi, değil mi? Engin karakteri Serkan Polat'ın en yakın arkadaşı. Ve Serkan Polat'tan tamamıyla bağımsız. İki tane zıt uç. Onun için o da mesela ofiste daha resmi, daha şık giymesi gerekirken o dışarıdaki outdoor tarzı ofise de taşıyor. İkisinde birbirinden farklı iki tarz ama çok iyi arkadaşlar. Özellikle defilenin olduğu bölümdeki kıyafetler çok şıktı.
Nasıl seçildi bu kıyafetler? Bu kıyafetlerin hepsi ünlü tasarımcıların. Bu akşam açık artırmada satışa çıkacak. Bizim diziler uzun süreçli. Yani biz bunlara başlamadan önce her aşamasında karakterleri oturtturup kimin ne giyinebileceğini ya da kime nereden alınabileceğini zaten bunlar planlı ve programlı gidiyor. Onun için Ceren'e dediğimiz gibi mesela Ceren çok rengarenk. Onun için kırmızıyı kullandık onda. Bige daha aristokrat podyuma çıktığında da. Yani bu seçimler hep karakterlerle aslında birebir gidiyor. Seçtiğimiz markalar da aynı şekilde öyle. Sizden stil tüyoları alalım. 2021'de neler moda olacak? Son birkaç sezonun trendleri ve trend olmaya devam eden takımlar ve nötr renkler. Daha yeni stilleri karıştırmak, etkileştirmek ve bu sezonda parlak takımlar da geliyor. 2021 güzel olacak bence. Şık giyinmek için nelere dikkat etmeli? Bir stilist olarak neler önerirsiniz? Şık giyinmek çok göreceli bir kavram. Ama hem güzel hem şık olabilmek için insanın gerçekten proporsiyonunu ya da vücudunu iyi tanımalı. Doğru materyalleri doğru ve yerinde kullanmak aslında bize şıklığı getirir. Yani renklerin tenimizle uyumu, renklerin kendi içerisindeki kombinleri doğru yaparsak şık olmamak için bir sebep yok. Nesrin Hanım'a tüyoları için çok teşekkür ediyoruz. Elbise de çok yakışmış. Kıyafetin de şıkmış. Fox ekranlarının yeni dizisi Son Yazın Yağmuru. Son dönemde dikkatleri üzerine çeken, sevilen genç oyuncu Hafsa Nur Sancak Tutan'dan bahsediyoruz. Bu hafta hem yakından tanıyalım köşemizin konuğu oldu, hem de bizlerle o mu bu mu oyununu oynadı. Samimi ve içten cevaplarıyla gönlümüzü fetheden Hafsa Nur Sancak Tutan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Güzel, sevimli ve yetenekli. Son yılların keşiflerinden Hafsa Nur Sancak Tutan, enerjisi ve başarısıyla izleyenleri ekrana kilitliyor. Adından övgüyle söz ettiren genç oyuncuyu şu aralar Son Yaz dizisinin Yağmuru olarak izliyoruz. Sette yakaladık ve yakından tanıyalım istedik. Çeşmedesiniz ve hava çok güzel. Bugün set yok diyelim. Ne yaparsınız? Gerçekten uyurum. Bugün set yoksa önce spor yaparım, kalkarım, bir lofumu yaparım, yerim. Dinlenirim herhalde ya, malum. Öyle. Peki ilk kazandığınız parayla aldığınız şey neydi? Ayakkabı. Ayakkabı olabilir. Çocukken ne olmak isterdiniz? Çocukken büyüyünce polis olmak istiyordum. Polis, güzel. Bugün dünyadaki son gününüz mesela. Ne yapardınız? Herhalde sevdiğim insanlarla geçirirdim son sonu. Sizi en çok ağlatan film neydi? Green Book olabilir. Son zamanlarda izlediğim ve şu an aklımda kalan. Başrollerini Viggo Mortensen, Mahershala Ali'nin paylaştığı Oscar yarışında ipi göğüsleyip en iyi film ödülünü alan bir yapım, Green Book. Sinemada en son izlediğiniz film neydi, hatırlıyor musunuz? Sinemaya gitmeyeli o kadar çok oldu ki, sinemada en son izlediğim film... Hiç hatırlamıyorum. Malum pandemi, çok kişi hatırlamıyor. Sinemada film izlemeyi özledik. Sinemadan konu açılmışken o mu bu mu oyunumuzu oynayalım? Darth Vader mı, Voldemort mu? Voldemort derim. King Kong mu, Godzilla mı? King Kong. Drama mı, komedi mi? Komedi. Aksiyon mu, gerilim mi? Aksiyon. Charlize Theron mu, Scarlett Johansson mı? Scarlett. Nicole Kidman mı, Amy Adams mı? Hiçbiri. Kurt adam mı, vampir mi? Kurt adam. Esaretin bedeli mi, baba mı? Baba. Çok teşekkür ederiz Hafsa Nur Hanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sinema sektörü bu hafta oldukça yoğundu. Ödül alan filmler, devamı gelen yapımlar, yeni atılan imzalar, seçilen başroller derken gündemden düşmeyen haberleri sizler için derledik. Nasıl yardımcı olabilirim? Asıl ben size yardımcı olmaya geldim. Usta oyuncu Zerrin Tekindor, sevilen hastane draması Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncuyu Ezgi Asaroğlu'nun hayat verdiği Ezo'nun annesi Vuslat olarak izleyeceğiz. Vuslat, asil ve soğukkanlı bir kadın olmanın yanı sıra Ezo'yu yıllardır uzaktan takip ediyor. Kızının Ali Vefa ile arkadaşlık ettiğini öğrendiği gün Vuslat herkesin hayatının ortasına bomba gibi düşecek.
hastanenizin %51'ini istiyorum. Bunaldım. Yani bu kadar aceleci davranmayacaktık. Evet, açıkçası pişmanım. Sonuçta bu benim tüm hayatımı etkileyen bir konu. Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor. Mira karakterine hayat verecek güzel oyuncu Sümeyra Koç, Eda ile Serkan'ın düğününü organize etmek üzere bir düğün organizatörü olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu akşam gelinimsin. Sonra Eda Bolat olacaksın. Sonra da hayatımız boyunca birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşlanacağız. Hazır mısın? Evet, hazırım. Beni kırarsın, öldüremezsin. Kanımı dökersin, kurutamazsın. Canımı alırsın ama beni durduramazsın. Savaşçı dizisi 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Savaşçı kadrosuna yeni katılan Tamer Karadağlı ve Kılıç timinin yeni üyeleri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Seranay Aktaş, Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli Piyade Kıdemli Albay Şevket Şen'den Bordo Bereli eğitimi almaya devam ediyorlar. Oyuncular başta mental olmak üzere baskın ve pusu, arazide gece gündüz ilerleme ve yaşama, silah tutuş ve atış tekniklerini barındıran eğitimlere tabi tutuluyorlar. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, Bordo Berelilerin yeni hikayelerini merakla bekliyoruz. Ben Türk'ün öcüyüm. Ben savaşçıyım. Savaşçıyı öldüremezsin. Sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi, keşke demeyeceksin. Kefaret dizisinin sevilen oyuncusu Yurder Okur'un Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı Ran oyunu Nazım'ın 119. doğum gününde 15 Ocak'ta dijitalde gösterime girdi. Hem de ne sıtmadan ne kuş balasından, düşerek de değil kuyulara falan, çocuklar ölebilir yarın. Çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın. Çocuklar ölebilir yarın. Malum pandemi koşullarından ötürü tiyatromuz yaklaşık bir yıldır kapalı. Sahneye çıkmayı çok çok özledik. Nazım Hikmet'in şiirlerinden oynaştırdığımız Ran oyununu bu kez kameralara oynadık sizler için. Artık tiyatroya gitmek çok daha kolay hale geldi. Dijital dünya sayesinde. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Herkesi oyunumuza bekliyoruz. Taylar Aygar'ın müzikal testere ve violonselle Yurder Okur'a eşlik ettiği Ran oyununa erişemeyen tiyatro severler izleme saatini ve gününü kendi belirleyerek artık oyuna ulaşabilecek. Belki bahtiyarlık değildir artık. Boynunun borcudur fakat düşmana inat. Bir fazla yaşamak. Bunlar erkek adam bilgisi, herkes bilmez mi? Prestijli tür festivallerine katılan yönetmen Emre Akay'ın Av filmi Birmingham Cine Express'te en iyi film ödülünü aldı. Başrollerini Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar ve Yağızcan Konyalı'nın paylaştığı tür sinemasına ve aile içi şiddet kavramına yeni bir perspektif sunan filmde genç bir kadının av iken avcıya dönüşmesinin hikayesini izleyeceğiz. Ava gidiyoruz oğlum senle. Ava gidiyoruz lan. Everything you thought you knew about medicine is wrong. All the rules you followed will break. The surgery was canceled. I can't do that. There's nothing you can do. Says who? Medikal drama severler müjde. Başrollerinde Matt Zucre, Emily Van Camp ve Manish Dayal gibi isimlerin yer aldığı FX'in sevilen dizisi The Resident yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında karşılaştıkları zorluklara tanık olmaya, doktor ve hemşirelerin hastaları için verdikleri mücadeleyi ve birbirleriyle olan ilişkilerini de izlemeye devam edeceğiz. The Resident yeni bölümleriyle 27 Ocak'tan itibaren her çarşamba 21.30'da yayınlandığı televizyon kanalında sizlerle. If it were easy, everyone would be a doctor because this is the best job in the world.
despite everything. Because of everything. En hızlı süper kahraman Flash sonunda kendi solo filmine kavuşuyor. Kahramanı daha önce Justice League filminde süper kahraman ekibi içinde izlemiştik. This is the team. Şimdi ise Andy Muschietti yönetimindeki solo filmin İngiltere'deki çekimlerine Nisan ayı içinde başlanacak. Flash'i yani Barry Allen'ı yine aktör Ezra Miller ete kemiğe büründürecek. Bu arada Michael Keaton'ın bu filmde Batman rolüyle geri dönebileceği kulislerde konuşuluyor. Kadroya kesin eklenen isimlerden biri de Billy Crudup. Barry'nin babası Henry Allen'a hayat verecek. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğiyle de adından söz ettiren Ben Affleck yeni projelerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Argo, The Town, Gun Baby Gun gibi filmlerin yönetmeni Oscar'lı oyuncu, çok satan kitap serisi Keeper of the Lost Cities'i sinemaya uyarlayacak. Keeper of the Lost Cities, gizli yeteneklere sahip olan, aslında insan olmadığını, başka bir dünyadan geldiğini öğrenen 12 yaşındaki telepatik Sophie'nin hikayesini anlatıyor. Go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. 2011 yılında vizyona girdiğinde pek dikkat çekmeyen Contagion, salgın filmine devam yapımı geliyor. Yaşadığımız COVID-19'da aynı özellikleri taşıyan olayların anlatıldığı Contagion, pandemide en çok izlenen salgın temalı film olunca filmin yönetmeni Steven Soderbergh ve senarist Scott Burns kolları sıvadı. Dediklerine göre ikinci film salgının bir tür felsefi devamı olacak. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutating. Nurgül Yeşilçay. Kendisi şahane bir oyuncu. Set dışında sohbeti ise çok ama çok eğlenceli. Bu hafta kendisiyle sinemadaki favorileri üzerine konuştuk. Birbirinden güzel tercihleri sizler için de öneri olabilir. O kadar huzurluyum, o kadar mutluyum ki. Dünya böyle kalsın istiyorum. Nurgül Yeşilçay, bu işe gönül vermiş muhteşem yetenekli bir yıldız. Oynamayı sevdiği kadar izlemeyi de seven bir sinema sever. Son zamanlardaki favorilerini merak ettik ve kendisine sorduk. Nurgül Hanım, çocukken sinemada izlediğiniz ilk filmi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Tenten. Çizgi film. Hepimiz genç bir gazeteci ve gezgin olan Tenten'in maceralarını izlemişizdir. Defalarca izlediğiniz bir film var mı? Çok var. Ben aynı filmi çok fazla, Scarface'i bir 10 kere izlemişimdir. Ne bileyim, Guguk Kuşu'nu 5'te, Hair müzikalini 30 falan, All That Jazz müzikalini 20 falan, çok hep. Seyircilerimize 4 tane Oscar kazanmış 79 yapımı All That Jazz ve yine 79 yapımı olan Hair müzikal filmlerini önerelim. Can people be so heartless? Yaralı Yüz ve Guguk Kuşu zaten kült filmlerden. Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Siz müzikal film sevenlerdensiniz. Müzikal çok seviyorum. Gösterişli filmleri çok seviyorum. Fellini gibi. Böyle bir karnaval havasında olan. Öyle filmleri çok seviyorum. Yani gerçekçi sinemayı çok sevdiğim söylenemez. Ama izliyorum. Çok da beğendiklerim var. Sevdiğiniz aktörü soralım o zaman. Dustin Hoffman'a bir şey olursa çok üzülürüm. Bayılıyorum yani, bayılıyorum. Robert De Niro, bir babam gibi falan geliyor. O kadar seviyorum. Onlara bir şey olsa biz de üzülürüz. Peki aktrist? Aktrist şöyle söyleyeyim. Bence şey gelebilir ama ben Charlize Theron'u falan çok beğeniyorum. Şeyi beğeniyorum, Scarlett'ı beğeniyorum. Scarlett, benim Scarlett. O en son filmde ne kadar güzeldi. Marriage Story'de. Çok iyiydi ya. Birbirinden güzel ve başarılı iki aktris Charlize Theron ve Scarlett Johansson. Charlize Theron, Monster filmiyle Oscar kazanmıştı. Scarlett Johansson ise geçtiğimiz sene iki filmiyle en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında Marriage Story ve Jojo Rabbit filmlerindeki performanslarıyla Oscar'a aday olmuştu. Laura Dern, Marriage Story. Ne çekerse oturur izlerim dediğiniz bir yönetmen var mı? Var ama galiba vefat ettiler ya. Şu anda düşün. Allah rahmet eylesin. Miloš Forman ne yani, menüyü çeksin izlerim.
sevdiğiniz film Guguk Kuşu'nun Oscar'lı yönetmeni. Maalesef aramızdan 2018 yılında ayrıldı. Fatih Akın'ı illaki takip ederim. Var, Ina Ridru var. İllaki bakarım. Christopher Nolan bakarım. Bence son filmini anlamasam da. Fizik profesörü falan olmak lazım. Ya da çok ergen olmak lazım anlamak için. Nolan'ın filmi Tenet'i izlediniz herhalde. O konuda herkes müzdarip. Why does it feel so strange? Yeah, shooting the bullet. İzledim yani uyuyordum bir saatten sonra ya. Yani asla anlamadım. Yani anlamak da gerekmiyor bence bir şeyi ama anlayaydım daha eğlenceli olabilirdi tabii. Pek anlamasak da evirtme sahneleri güzeldi ama. Peki sizce son yılların en iyi performansı kimden geldi? Geçen senenin Oscar'ları çok iyiydi. Yani Joker, Joaquin Phoenix muhteşem bence Joker'de. Geçen gün tekrar izledik ailecek. Adam Driver'ın çok iyiydi performansı. Geçen senenin Oscar'ları çok iyiydi bence. Çok teşekkür ederiz Nurgül Hanım. Sizi daha fazla tutmayalım ve setinizi uğurlayalım. Güzel bir sohbetti. Zeynep bana her zaman sadıklı eş oldu. Beni hep çok sevdi. Sen girdin aramıza. Her şeyin sebebi sensin. Johnny Depp eski eşine karşı açtığı davayı kaybetti. Bir başka oyuncu da taciz iddialarıyla gündemde. Sevilen süper kahramanların bazıları solo filmlerine kavuşurken bazıları da beklenen devam filmleri için çalışmalarını hızlandırdı. Haber turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok dostça, arkadaşça, nasıl çok arkadaşça bir danstı. O bir arkadaş, sadece bir arkadaş, o sadece bir arkadaş. Disney Channel'ın en sevilen çizgi dizilerinden biri olan Mucize, Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin yeni yayınlanacak özel bölümünde kahramanlarımız Paris'ten sonra bu sefer New York'u tehlikelerden koruyacak. Lise öğrencileri Marinette ve Adrian tehlike çanları çaldığında her zamanki gibi Uğur Böceği ve Kara Kedi kimliklerine bürünecek ve New York'u korumak için gelecek. Mucize, Mucizevi New York 5 Şubat Cuma günü 19.45'te yayınlandığı televizyon kanalında sizlerle. This is Sparta! 300, Batman v Superman gibi filmlerin yönetmeni Zack Snyder imzalı zombi filmi Army of the Dead yapımından ilk görseller paylaşıldı. Tüm ekibin yanı sıra yıldız oyuncular Dave Bautista ve Elle Perner'lı bir karede görüyoruz. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson. You're too smart to be blackmailing us, Fletcher. Gentleman, King Arthur, Snatch, Sherlock Holmes, The Man From U.N.C.L.E. gibi başarılı filmlerin yönetmeni Guy Ritchie'den casusluk, gerilim temalı yeni bir proje daha geliyor. Brilliant. Five Eyes. Başroller belli. Jason Statham'la Aubrey Plaza rol arkadaşı olacak. Kadroya eklenen diğer isimse en son Black Christmas filminde izlediğimiz Cary Elwes. Aladdin! Are we in trouble? Only if you get caught. Yönetmen tüm dünyada gişe rekoru kıran Aladdin'in devamı için de çalışmalarını sürdürüyor. Aktör Johnny Depp için kötü haber. Oyuncu, evlilikleri, aile içi şiddet ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi verdiğini iddia ederek eski eşi Amber Heard'a açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti. Yargıç Amber Heard'u haklı buldu ve Depp eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda. Happy New Year. Brie Larson için bir kez daha spor salonuna gitme vakti. Çünkü Kaptan Marvel 2'nin çekimleri bu yılın sonunda Birleşik Krallık'ta başlayacak. Başrol oyuncusu Brie Larson, bildiğiniz gibi Kaptan Marvel 2 hazırlanıyor. Bunun hakkında bundan daha fazlasını söyleyemem. Ancak buna hazırlanmam gerekiyor. Harekete geçme zamanım geldi diyerek pandemi koşulları yüzünden evine kurduğu spor salonunu hayranlarına gösterdi. Ta-da! I have a ridiculous, really intimidating home gym. Kaptan Marvel'ın maceralarını merakla bekliyoruz. I'm not what you think I am. Bir Patty Jenkins ve Gal Gadot işbirliği olan Wonder Woman serisinin 3. filmi için yeşil ışık yakıldı.
Aktris ve yönetmen görevlerine geri dönecek. Patty Jenkins yazıp yönetecek. Gal Gadot'da Diana Prince rolünde yine fırtınalar estirecek. Hollywood'un çalışması zor oyuncularından Shia LaBeouf, sergilediği kötü davranışlar yüzünden aktris ve yönetmen Olivia Wilde'ın yönettiği Don't Worry Darling filminin setinden kovuldu. Aktör hem Olivia Wilde hem de rol arkadaşları ve set ekibiyle sürekli çatıştığı için kadrodan çıkartıldı. Where's the horn player? Oscar'lı oyuncu Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom filminde birlikte oynadığı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Chadwick Boseman'ın sette gitar çalarken bir videosunu paylaştı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Low profile. You understand the meaning of the words? Low profile. Sevilen vampir filmlerinden From Dusk Till Dawn 25. yıl dönümünü kutlamak için 4K versiyonuna hazırlanıyor. Yönetmen Robert Rodriguez, 96 senesinde düşük bir bütçeyle çektiği filmin renk düzenlemesini bitirdi. Rodriguez en son büyük bütçeli The Mandalorian dizisinin ikinci sezon bölümlerinden birini çekmişti. Sette Baby Yoda ile birlikte çektiği bu videoda sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Police, open up. How do I know you're the police? After I shoot you through the door, you can examine the bullet. Open up. 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Mel Gibson, Danny Glover başrollü Cehennem Silahı serisi 5. filmiyle geri dönecek. Müjdeyi serinin 90 yaşındaki yönetmeni Richard Donner verdi. 4. filmin üzerinden 22 sene geçti ve Donner 5. film için son kez kamera arkasına geçecek. En son 2006'da 16 Blok filmini çekip yönetmenliği bırakan Donner, Cehennem Silahı için geri dönecek. Yönetmen, bu sonuncusu. Seri benim için hem ayrıcalık hem de bir görev. Aslında heyecan verici, dedi. Kamera arkasından bu haftalık bu kadar. Haftaya yepyeni bir bölümle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.